Sayın Ramazan Yazıcı'yı hoş geldiniz konuşmaları için kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Belediye Başkanım ve kıymetli davetliler. YYM Yazıcı Beyaz Eşya mağazamızın açılışına hoş geldiniz. 1981 sonbaharında 4 tekerlekli el arabası üzerinde başlattığım ticareti sizlerin desteğiyle bugünlere geldim. Bundan sonra da bu desteğinizin devam edeceğine inancım tamdır. Ben siz Sinoplu hemşerilerime hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Pazar yerinden başlattığım taksitli satışı bugüne kadar devam ettirdim. Bundan sonra da devam ettireceğim. Bana param ve kredi kartın varsa da gel, yoksa da gel. Çünkü burası taksitin adresi RYM Yazıcı Beyaz Eşya mağazasıdır. Yaşım 62 olmasına rağmen emekli hayatımı yaşamayı değil, ticaret yaparak sizlere hizmet etmeyi tercih ettim. Bundan da mutluyum. Bu duygu ve düşüncelerle açılışımıza teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Sağ olun. Süleyman Yazıcı, birçoğunuz tabii ki tanıyorsunuz. 2007'de kurduğu YTM firmasından sonra bugün RYM ile tanışıyorsunuz. Yani Ramazan Yazıcı mağazası. Logosunu da değiştirdi ama YTM devam ediyor. Peki kimle? Yıllarca yetiştirdi, bugünlere getirdi. Oranın yönetiminin büyük çoğunluğunda bundan sonra ne yaparsan yap dedi. Ama benim önümde 5 adım daha fazla atacaksın dedi. Süleyman Yazıcı'ya devretti. Kendilerine ve Yazıcı ailesine kocaman bir alkış istiyorum sizlerden. Efendim açılışımızda günlerdir hazırlanılıyor. Bankacılık kurallarını alt üst etti. Ve bugüne özel elden 15 ay taksit uygulamaya başladı. Ben diyorum ki bugüne özel ama ağanın eli tutulmaz, bunu da biliyoruz. Mutlaka bu süre uzayacaktır. Çünkü Yazıcı ailesinde ticaret, evet, gelsinler, alsınlar, kolay ödesinler üzerine YTM'den de bunu çok yakından biliyoruz efendim. Evet, aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Her biriniz çok kıymetlisiniz. Ancak il dışında bulunması nedeniyle bugünün tarihini, geçtiğimiz cumartesiyi bugüne alan Ramazan Yazıcı, çok kıymetli bir dostu aramızda. Seminerleri ve konferansları nedeniyle Sinop'a geçtiğimiz hafta önceden programlamış nedenlerle gelememişti. Ben kendisine çok büyük bir alkış istiyorum. Evet, özel öğrenci yurtları genel sorumlusu, Yazıcı ailesinin çok yakın dostu Sayın Mehmet Bulat'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum efendim. Çok değerli belediye başkanım, kıymetli başkanlar ve kamu kuruluşlarının çok değerli amirleri, bugün kıymetli bir arkadaşımızın Cengiz Bey'in de ifade ettiği gibi mağazasının ikinci mağazasının açılışına hep beraber gelmiş bulunuyoruz. Buraya gelmek için bir mesai harcadık. Ben bu açılışını yaptığımız mağazanın başta Ramazan Bey, Yazıcı ailesine olmak üzere Sinop'umuza, bütün halkımıza hayırlar getirmesini ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kendisine tavsiye etmiştim. Sen biraz dinlen dedim.
yakın dostu olmam hasebiyle biraz dinlenmesini tavsiye etmiştim. Genç kardeşlerimiz devam ettirsinler diye arzu etmiştim. Ama şöyle bir şey söyledi. Ben burayı faaliyete geçireceğim. Önce ailemin, çoluk çocuğumun nafakasını temin edeceğim. Bu maksatla, bu niyetle yapıyorum. Ama daha önemlisi ben eğitime katkı sunmak üzere birçok hizmetlerde bulunmak istiyorum. Bu imkan elimden alınmasın diye arzu edince dolayısıyla biz de destek olmak durumunda kaldık. Nitekim buradan ifade etmek isterim ki yeni cezaevinin yanında üniversite kampüs alanının civarında oradan bir tarla almıştı. Tarlanın üçte birini üniversite öğrencilerinin kalması için, barınması için bir öğrenci yurdu yapılması noktasında hibede bulundu. Yani tapu tescilini yaptı. Sonra kendisiyle pazarlık aşamasında o binanın yapılışını da temin etmek üzere, bu mağazalardan temin etmek üzere Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet verdiği müddetçe ben oranın anahtar teslimi yapılışını da temin etmek istiyorum dedi. Çok kıymetli kardeşlerim, arkadaşlarım, çok değerli Sinoplu kardeşlerim, ticaret yapan arkadaşlarım, para kazanan arkadaşlarım, yan tarafta biraz önce bir cenaze uğurladık. Hepimiz bir gün böyle uğurlanacağız. Bir dost olarak bunu ifade etmek isterim. Parayı kazanmak, ticaret yapmak şu sebeplerle yapılır. Bir çoluk çocuğumuzun nafakasını temin etmek, ikinci olarak fakir fukaraya, yavrularımıza, gençlerimize, işsiz güçsüz insanlara yardımcı olmak ve devlete vergi ödemek maksadıyla yapılır. Bu maksatla yapılan ticaret yaş ilerlemesine rağmen gençlere numune olacak diye düşünüyor ve bu açılışını yaptığımız mağazanın bu duygularla, bu güzel niyetlerle bütün halkımıza ve bilhassa aileye hayırlar getirmesini, güzelliklere vesile olmasını ben Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 5 lira yerine sadece 75 lira verip fırın alabilecekler. Bu ve benzeri indirimler, indirim miktarları Sinova geliş fiyatlarının da altında olduğunu ben temsilcilerden de az önce... Hoş geldiniz diyorum. Gerçekten çok güzel bir aile. Benim de çok iyi tanıdığım bir aile. Şimdi hani derler ya işte anasına bak kızını al, hani babasına bak oğlunu al gibilerinden, onu ben öyle çevireyim. Şimdi yalnız şey öyle çok fazla yaşlı falan dediler, öyle bir şey yok yani. Yaşlı falan değilsiniz, sakın vazgeçmek yok. Daha sizde çok ekmek var. Tabii Süleyman da sizin bırakmış olduğunuz, ya yani daha doğrusu sizden almış olduğu eğitimle bu işi hem insani boyutta hem ticari boyutta harika bir şekilde götürüyor. İnşallah Allah bol kazançlar verir. Şimdi şuradaki resme bir baktım da yani çok uzak bir tarih değil, 1980'li yıllar. Sene nedir yani işte 80 desek 30-35 senelik. Evet buyurun. 30-35 senelik bir mazide nereden nereye gelmiş? Yani bu neyi gösteriyor? Eğer siz dürüstseniz, düzgünseniz, yani hümanistseniz, Tanrı sizin önünüzü açıyor. İşte o noktadan bu noktaya geliyorsunuz. Ama yani burada böyle biraz işte fetbas, fırıldak vesaire falan olduğunuzda bir kere hani gidiyorsunuz. Ondan sonra belki bir kere daha sonrası yok. Evet, çok güzel mağazalar. Çok fazla uzatmayalım bu işi. Esasında tabii bu aile için çok güzel şeyler söylememize de gerek yok. Şuradaki dostların her biri bu kardeşlerimizin ne kadar hümanist, güzel insan olduklarını biliyorlar. Hatta Ramazan Bey dedi ki, Mevlana gibi ne olursan ol, nasıl olursan ol, olduğun gibi gel dedi. Yani kartta, paraya, bilmem nereye gerek yok. Yeter ki gelin, işte alışverişinizi yaptığınızda biz elimizden gelen kolaylığı gösteririz. Ben buna da yürekten inanıyorum. Bu duygu düşünceler içerisinde gerçekten hem Sinop'a, hem aileye, hem de eğitim dünyasına ben yeni duydum hocamın söylediğini.
Onun için de ayrıca tebrik ediyorum. Kutluyorum kendisini. Öyle kolay değildir arkadaşlar. Ne para kazananlar var. Yani sen yerini vereceksin. O kapı çekmece okulunu yapacaksın. Anahtarını da vereceksin. Hayırlı ol diyeceksin. Yani her şey para demek değil. Parayı herkes kazanabilir ama herkes bunu böyle bu anlamda hayır işlerinde kullanamaz diye düşünüyorum. Onun için de ayrıca tebrik ve teşekkür ediyorum. Kendilerine de bu yakışırdı zaten. Yolları açık olsun. İnşallah nice nice böyle mağazalarda hem Sinop'a hem işte yeni yetişen gençlere bu anlamda destekte bulunurlar. Biz de kentin belediye başkanı olarak, kentin çok öncelerden beri kentte yaşayan insanlar olarak belediye başkanı da olmamız çok fazla önemli değil. Bir abi olarak, bir kardeş olarak elimizden bir şey geliyorsa elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bu duygu düşünceler içerisinde ben tekrar aileyi tebrik ediyorum. Hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Sinoplular da buna gereken cevabı verecektir. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Hadi bakalım hep beraber burayı da bir açalım. Bu güzel mağazayı da Sinop'a kazandıralım. Teşekkür ederim. Velihi ve sahbihi ecma'in ve uf'anna ve uf'illena ve erhamna ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin. Ya Rabbi, açılışını yapmak üzere bulunduğumuz müesseseyi önce Sinop halkı için ve aile için hayırlı mübarek eyle. Bu kardeşlerimizin sayini meşhur, dembini mağfur, amellerini makbul, ticaretlerini ticareten lentebur sırrına mazhar buyur. Subhane Rabbike Rabbil İzzete amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Bak bir tane daha var. Haydar gel, hocam, haydar gel. Hocam, başkanım bak, başkanım bak. Başkanım bak, ben size. Evet, bir büyük alkış istiyoruz. Bu kurdele kesim anına hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Hayırlı olsun. Niye düşünüyoruz? Evet. Allah'ın da güzel. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.